Canlarım selam. Tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT Fizik Full Tekrar kampımızın 25. günün ikinci videosu. Modern fizikle ilgili sorular çözeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan AYT Fizik Full Tekrar kamp kitabımızda sayfa kaçta başlıyor testimize ben bakıyorum. Sayfa 176. 176 yaştıysan çayını suyunu. Defterini kalemini ayarladıysan dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Kenar uzunlukları ABC olan üçgensel levha ışık hızına yakın bir hızla artı x yönünde hareket etmektedir. Buna göre dünyadaki durgun bir gözlemciye göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi hareket ettiğinde hareket doğrultusundaki boyunda bir büzülme oluyor. Dolayısıyla bu yatay eksende hareket ettiğine göre yatay kısmındaki boyunda bir büzülme olacak. Yani B boyutunda bir büzülme olacak ama A boyutunda herhangi bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu üçgenin yeni şekli nasıl olur? Işık hızına yakın hızla hareket ettiğinde Dünyadaki bir gözlemci bu üçgenin B kısmını daha kısa görecek. A kısmını aynen olduğu gibi görecek çünkü harekete dik. Harekete dik olduğu için o boyunda herhangi bir kısalma falan olmuyor. E ikisini birleştirdiğimizde C kısmı da kısalmış oluyor dolaylı olarak. Şimdi diyor ki A kenarının uzunluğu artar diyor. Hayır değişmez. Levhanın alanı azalır diyor. Doğru çünkü levhanın alanı önceden bu kadardı. Şu anda levhanın alanı bu kadar. Yani bir miktar azaldı. Levhanın kütlesi değişmez diyor. Zaten kütlenin görelliliği diye bir şey söz konusu değil. Yani kütle durgunken de aynıdır, ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken de aynıdır. Dolayısıyla değişmez bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Hızlarının büyüklüğü 08C, 06C olan K ve L roketi birbirine doğru yaklaşmaktayken L roketinin içerisinde yanan lambadan yayılan ışığın hızını K roketindeki durgun kişi V1, yerde duran V2, L roketindeki de V3 olarak ölçüyor diyor. Arkadaşlar ışık hızı Einstein'ın özel görevliğin ikinci postülası neydi? Işığın hızı gözlemci ya da kaynağın hareketinden bağımsızdır. Herkes ışığın hızını aynı görecek. Yani senin roketin sağa doğru da gitse, durgun da olsan, sola doğru da gitsen buradan çıkan ışığın hızını herkes C olarak ölçer. Yani işte buradaki ben bu tarafa gidiyorum o zaman 06 ile C'yi toplayayım. İşte buradaki ben duruyorum ben sadece C'yi görürüm falan. Öyle bir muhabbet yok arkadaşlar. Işık hızı gözlemci ve kaynağın hareketinden bağımsızdır. Bu araçlar ne tarafa gidiyorsa gitsin, ışığınızını herkes aynı görecek, herkes c olarak görecek. Einstein özel görelilik kuramının iki temel varsayımı vardır. Buna göre yargılarından hangileri bu varsayımlardandır diyor. Tüm eylemsiz referans sistemlerinde ışık hızının değeri sabittir diyor. Ne demiştik? Işığınızı gözlemci ve kaynağın hareketinden bağımsızdır. Herkes ışığınızını C olarak yani 3 çarpı 10 üzeri 8 olarak görür demiştik. Bir metalden elektron sökebilmek için en az metalin eşik enerjisine sahip foton metale gönderilmelidir diyor. Bunun izafiyet teorisiyle, özel görevlilikle bir alakası yok. Bu fotoelektrik olayla ilgili, bu yanlış. Işığın evrende yayılabilmesi için esir adı verilen maddelere ihtiyaç vardır diyor. Bu neydi? Michelson-Morley deneyinin amacıydı. Esir maddesini ispatlamak ama deneyin sonucunda esirin olmadığı ispatlanmıştı. Bunun da özel görevlilikle alakası yok cevabımız yalnız bir. Siyah cisim ışıması ile ilgili olarak verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Sıcaklık arttıkça her dalga boyundaki ışıma şiddeti ve ışıma enerjisi artar diyor. Evet sıcaklık arttıkça ışımanın şiddeti de enerjisi de artacaktır. Burası ışıma şiddetiydi bizim için. Burası da dalga boyudu arkadaşlar. İşte buna da lambda diyelim. Şimdi diyelim 3 tane farklı maddenin yaptığı ışımaları görüntüleyelim. Bir tanesi K maddesi olsun şöyle. Bir tanesi işte L maddesi olsun şöyle. Bir tanesi de M maddesi olsun o da şöyle. biz bu grafiğe baktığımızda diyoruz ki en güçlü ışımayı hangisi yapıyor? K. Sonra L, sonra M. Hemen diyoruz ki demek ki K maddesinin sıcaklığı daha fazla, L maddesinin sıcaklığı daha az, M'nin sıcaklığı daha az diyoruz. Yani her dalga boyu için bu geçerli. Yani Dalga boyunun büyük olduğu yerlerde de M maddesinin yaptığı ışımanın enerjisi daha düşük, K maddesinin yaptığı ışımanın enerjisi gördüğünüz gibi daha büyük. Dalga boyunun küçük olduğu yerlerde de yine M maddesinin yaptığı ışımanın şiddeti daha küçük, L maddesi daha büyük, K maddesi daha büyük. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça her dalga boyundaki ışımanın şiddeti de enerjisi de artar arkadaşlar. Yani bu doğru. Işımanın maksimum şiddette olduğu durumdaki dalga boyu cismin sıcaklığı ile ters orantılıdır. Yani cismin sıcaklığı arttıkça maksimum şiddetteki dalga boyu azalıyor. Hemen ne demek istediğimize bakalım. Mesela K maddesine baktığınızda maksimum şiddeti burada değil mi ışımanın? Bunun dalga boyuna baktığınızda buraya denk geliyor. Yani buraya K değil. L'ninkine baktığımızda buraya denk geliyor, M'ninkine baktığımızda buraya denk geliyor. Yani maddenin sıcaklığı arttıkça Maksimum şiddette yaptığı ışımanın dalga boyu daha küçük oluyor. Hatta burada bir bağıntı vardı. Neydi o? Lambda max çarpı T eşittir Wien kayma yasası. Yani bir sabite eşitti. Yani sıcaklığı fazla olanın lambda max'ı küçük oluyordu. Dolayısıyla ters orantılıydı. Yani bu da doğru. Deneysel veriler ile klasik fizik öngörüsü tüm dalga boylarında birbiriyle uyuşmaktadır diyor. Klasik fizik ile deneysel veriler küçük dalga boylarında uyuşmamaktadır sadece büyük dalga boylarında uyuşmaktadır. Yani klasik fiziğe göre dalga boyu küçüldükçe yapılan ışımanın enerjisi de şiddeti de sonsuza dek artması gerekiyor. Yani şuradan sonra grafiğin bu şekilde gitmesi gerekiyor. Ama deneysel veriler grafiğin buraya kadar arttığını sonra bir anda şöyle azaldığını gösteriyor. Yani büyük dalga boyu dediğimiz bakın şurası büyük dalga boyları olsun. Büyük dalga boylarında Deneysel verilerle klasik fizik aynı öngörüyü görürken, yani aynı sonuçları verirken dalga boyunun küçüldüğü bakın şurası. Küçük dalga boyu yani mor ötesi ışığa denk gelen bölgelerde klasik fiziğe göre yapılan ışımanın enerjisi sonsuza dek artmalı, şiddeti sonsuza dek artmalı. Ama deneysel veriler öyle olmadığını gösteriyor. Klasik fizik mor ötesi bölgeyi açıklayamadığı için bu olaya mor ötesi felaket adı verilmiştir ve bu sorunu Planck çözmüştür arkadaşlar. İşte demiştir ki maddeler her enerjiyi soğurmaz, her enerjiyi yayınlamaz. Yani paketler halinde enerjiyi soğurur, paketler halinde yayınlar diyerek Planck bu sorunu çözmüştür. Klasik fizik büyük dalga boylarında deneysel sonuçlarla uyumludur. Küçük dalga boylarında uyumsuzdur. Mor ötesi bölgeyi açıklayamaz. Bundan dolayı da mor ötesi felaket adı verilir. Dolayısıyla tüm dalga boylarında birbiriyle uyuşmaktadır. Hayır sadece büyük dalga boylarında uyuşmaktadır demesi lazım. Cevabımız 1 2. Diyor ki dalga boyu 3100 angstrom olan ışık demeti katot metaline düşürüldüğünde metalden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi 2.5 oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir fotonun enerjisini E eşittir H çarpı C bölü lambda bağıntısıyla bulabiliyoruz. Buradaki HC yerine 12400 elektron volt angstrom yazılabiliyor. Şimdi yazalım buraya 12400 elektron volt ve angstromu yazdık. Şimdi dalga boyu 3100 angstrom olan ışık demeti diyor. Yani lambda yerine getir 3100 ama birim olarak angstrom. Şimdi buradaki angstromlar zaten gidiyor. Dolayısıyla buradan da sonuç ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Yani aslında fotonun enerjisinin 4 elektron volt olduğunu bana söylemiş oldu. Şimdi Einstein'ın denklemine göre E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik şeklinde bir bağıntımız vardı. Dolayısıyla fotonun enerjisini 4 olarak verdim. Bağlanma enerjisini bilmiyorum ama kinetik enerjinin 2,5 olduğu bana söylendi. Buraya 2,5'u yazalım. Bağlanma enerjisi ne çıkacak? 4'ten 2,5 çıkarsa 1,5 kalacak. E burada da öyle diyor. Yani bu doğru. Diyor ki gönderilen foton sayısı değiştirilmeden ışığın dalga boyu 1550 angstrom yapılırsa metalden sökülen elektronların sayısı artar diyor. Şimdi ışığın dalga boyunu azaltmak aslında gönderilen ışığın enerjisini arttırmak anlamına geliyor. Çünkü hc bölü lambda'ya göre hc yerine yine 12400 yazarsak lambda yerine de 1550 yaptığımızda artık sonucun 8 çıkacağını göreceğiz. Yani gönderilen fotonların enerjisi 8 elektron volt değerine çıktı. Dolayısıyla denklem şöyle olacak. Artık 8 eşittir. Bağlanma enerjisi zaten 1.5'tu. 1.5 artı e kinetik şeklinde yazacağız. Ve buradaki kinetik enerjinin değeri de 6.5 elektron volt çıkacak. Yani sökülen elektronların kinetik enerjisi artacak. Ama diyor ki bana sökülen elektronların sayısı artar diyor. Arkadaşlar soru bana gönderilen foton sayısını değiştirmeden dedi. Sen şimdi katotun üzerine gönderdiğin foton sayısını değiştirmezsen sökülen elektronların sayısını nasıl arttırabilirsin? Öyle bir imkan var mı? Yok. Yani sen buraya örnek veriyorum 100 tane foton gönderiyorsan 100 tane elektron sökebilirsin. Çünkü her bir foton bir tane elektronu söker. Yani 2 tane foton bir elektrona dalamaz. Bir foton bir elektron kuralı var burada. Çok önemli bir kural. Dolayısıyla sen gönderilen foton sayısını sabit tuttuğun sürece yani sen yine 100 tane foton gönderiyorsun ama gönderdiğin fotonun enerjisini işte 4 değil de artık ne gönderiyorsun? 8. E o zaman da kopan elektronların kinetik enerjisi 2,5 olmuyor da Altı buçuk oluyor. Yani başka bir şey değişmiyor. Yani buradan katottan sökülen 100 tane elektron olduğunu düşünelim. Bu elektronlar eskiden iki buçukluk bir enerjiye sahipti. Şu anda altı buçukluk bir enerjiye sahip. Ama yine 100 tane elektron kopuyor. 100 tane elektron anoda dolaşıyor. Dolayısıyla sökülen elektronların sayısı artmaz. Yani ışığın enerjisinin artmasıyla daha fazla sayıda elektron sökme şansın yok. Sen buradan gönderdiğin ışığın enerjisini her birine 18 bile yapsan o gidecek bir tane elektron sökecek. Yani 18'im diye gidip 5 tane 6 tane sökme şansı yok. Bir elektron bir foton kuralını unutma. Şimdi aynı ışık bağlanma enerjisi 4 olan metalden elektron sökemezdi diyor. Şimdi bakıyorsun bizim ışığımızın enerjisi neydi başlangıçta 4'tü. E bağlanma enerjisi de 4 olursa dolayısıyla E foton eşittir e bağlanma artı E kinetik mantığına göre e burası 4 olursa bu da 4 olursa buna 0 kalır. Yani elektronları sökersin ama kinetik enerjileri olmaz. Yani kopan elektronlar koptuğu yerde kalır. Yani sen buraya dörtlük bir enerjili foton gönderiyorsun. E burada da 4 ödeyince elektron kopuyor ama olduğu yerde kalıyor. Dolayısıyla karşıya ulaşamaz ama sökemez de diyemeyiz. 4'e 4, e 4 olduğu için sökebiliyor. Sadece karşıya ulaşamıyor. Dolayısıyla da bir akım oluşmuyor. Cevabımız A şıkkı. Eşik enerjiye olan bir metale lambda dalga boylu fotonlar gönderildiğinde metalden ancak elektron kopabilmektedir. Demek ki lambda dalga boylu şimdi hatırlayalım E eşittir Hc bölü lambda. Landa dalga boylu fotonların enerjiye kadar olsun ve bana diyor ki ancak elektron koparabiliyorum diyor. Demek ki bu enerji metalin eşik enerjisi. Yani soru dolaylı olarak bana diyor ki metalin bağlanma enerjisi E'ye kadardır demiş oluyor. Çünkü ben E kadarlık foton gönderdiğimde ancak koparabilmek yani koparıyorum ama oradan fırlatamıyorum. Zar zor koparıyorum. Ancak koparıyorum. Bunun anlamı budur işte. Metalin bağlanma enerjisi de E'ye kadardır. Diyor ki eşik dalga boyu 2 landa olan bir metale. Şimdi dalga boyu 2 landa olunca HC bölü 2 landa yazacaksın. HC bölü lambda'ya E dediysen buna ne diyeceksin? E bölü 2. Bu metalin eşik dalga boyu. Yani sen buradan bu metalin bağlanma enerjisini bulmuş oluyorsun. Eşik enerjisi. Diyor ki lambda bölü 4 dalga boylu fotonlar gönderelim diyor. E gönderdiğin foton E foton eşittir. H çarpı C bölü. Lambda yerine de lambda bölü 4 yazalım. E lambda bölü 4 yazarsan bu 4 yukarı çıkıyor. 4 tane HC bölü lambda yapıyor. HC bölü lambda'ya E demiştik. O zaman bu 4 E yapıyor. Yani bizim denklemimiz ne oldu? E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik mantığına göre fotonumuz 4E tamam yazdık. Metalimizin bağlanma enerjisi E bölü 2 onu da yazdık. O zaman kinetiğe ne kalır? Soru da zaten bana kinetik ne olur diyor. 4'ten yarım çıkarsan 3,5 kalır. Yani 7 bölü 2 olur cevap denizli. Otos bir devreye hassas bir ampermetre bağlanıyor ve katot metaline ışık düşürüldüğünde ampermetreden I0 akımının geçtiği gözlemleniyor. Buna göre ampermetreden geçen akım şiddetinin artması için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi bu devrede bir üreteç var mı? Yok. Yani destekleyici ya da engelleyici bir üreteç yok. Kendiliğinden oluşan bir akım var. Biz bu akıma fotoelektrik akım diyoruz. Fotoelektrik akımı da i sıfırla gösteriyoruz. Yani bizim buradan gelen fotonlarımız buradan elektronları koparıyor. Örnek veriyorum 300 tane elektron koparıyor. Tamam. Ama 300'ü de karşıya geçemiyor kopan elektronların hepsi karşıya geçmesi için buradan desteklemen gerekiyor. Yani destekleyici bir potansiyel fark uygulaman gerekiyor. Hiçbir potansiyel fark uygulamadığında kopan elektronların hepsi anoda ulaşamaz. Mesela 300 tane mi kopardın? Örnek veriyorum 220 tanesi anoda ulaştı. Ama 80 tanesi ulaşamadı. Hocam neden ulaşamadı? Ya kardeşim bir tanesi kopuyor buradan gidiyor. Anoda çarpmıyor. Bir tanesi kopuyor, buradan gidiyor. Bir tanesi kopuyor, buradan gidiyor. Bir tanesi kopuyor, böyle yarı yola kadar geliyor, daha gidemiyor. Yani bazılarının enerjileri yetersiz olduğu için anoda ulaşamıyor. Bazıları da kenardan, köşeden kaçtığı için anoda ulaşamıyor. Dolayısıyla 300'ün 300'ü değil de 220'si anoda ulaşıyor ve oluşan akıma da I0 diyoruz. Şimdi kullanılan ışığın dalga boyunu azaltalım diyor. Şimdi yani gönderilen fotonun HC bölü lambda bağıntısına göre dalga boyunu azaltmak fotonun enerjisini arttırmak anlamına geliyor. Şimdi Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre neydi bu? E0 artı E kinetik şeklindeydi. Yani siz fotonun enerjisini arttırırsanız artık metal aynı metal olduğu için kopan elektronların kinetik enerjileri artar. Yani hani böyle zayıf gidenler vardı ya bazıları böyle yarım yamalak gidiyordu fazla iyi gidemiyordu. Artık bu kinetik enerji artacağı için onlar da iyi gitmeye başlar. Yani artık bu daha güçlü gider. İşte buradan böyle bir tane mıy mıy giden vardı, böyle zayıf giden vardı. O daha iyi gider. Yani anoda çarpar. Yani artık 220 değil de örnek veriyorum 280 tanesi ulaşır. O yarı yolda kalanlar falan var ya, hani enerji yetmeyenler, böyle zar zor gidenler. İşte kinetik enerji arttığı için o zar zor gidenler de artık iyi gider. Onlar da anoda ulaşır. 220'den 280'e gelir ve I0 artar. Ama yine hepsi gidemez. Yani 300'ün yine hepsi gidemez. 20 tanesi kayıp vardır. Niye kayıp? E ben gönderiyorum buradan fırlıyor. Anoda çarpmıyor. Bir tane gönderiyorum buradan fırlıyor. Yani anoda bazıları çarpmaz. İlla 300 koptu diye 300'ü de karşıya gitmiyor. Şimdi dolayısıyla kullanılan ışığın dalga boyunu azaltmak. Yani fotonun enerjisini arttırmak. Fotonun enerjisi arttığı için de kopan elektronların kinetik enerjisi artıyor. Kinetik enerji artınca da elektronlar daha net bir şekilde karşıya gidiyor. Yarı yolda kalanlar da karşıya ulaştığı için anoda ulaşan elektron sayısı artıyor, akım artıyor. Mantık bu. Katot metalin yüzey alanını arttıralım diyor. Arkadaşlar bu da bir çözümdür. Katot metalin yüzey alanını arttırmanın ne gibi bir çözümü olabilir diye sorabilirsin. Şöyle, şöyle bir mantığı var. Şimdi mesela sen buradan bir tane ışık göndermiyorsun ki bir sürü birbirine paralel bir sürü ışık gönderiyorsun. Bu ışıkların bazıları ne yapıyor? Katota çarpıyor ama bazıları çarpmıyor. Mesela şuradan giden çarpmadı, şuradan giden çarpmadı, şuradan giden çarpmadı, bu çarpmadı, bu çarpmadı. Dolayısıyla onlar elektron koparabildi mi? Hayır bunlar elektron falan koparamadı. Bunlar da elektron koparamadı. Demek ki katodu daha büyük bir şey yapsaydık şöyle. Bunlar da elektron kopartırdı. Yani kopan elektron 300 değil de örnek veriyorum 350 olurdu. E kopan elektron artarsa o zaman karşıya geçenlerde 220 değil 250 olurdu belki. Sonuçta daha fazla elektron koparsa daha fazla karşıya geçer. Fotoelektrik akımı artar bu da doğru. Kullanılışın şiddetini arttırmak. Şiddeti foton sayısı anlamına geliyor. Foton sayısı artarsa sen 300 değil de 700 tane foton gönderirsen o zaman 300 değil de 700 tane elektronu sökersin. Yani yola çıkan elektronların sayısını arttırmış olursun. Yani bir foton bir elektronu söküyor. İşte 300 tane foton 300 elektronu sökerse sen 700 tane foton gönderirsen 700 tane elektronu sökebilirsin. E dolayısıyla sökülen elektronlar artar. Sökülen elektronlar artınca karşıya anoda ulaşan elektronlar da artar. E fotoelektrik akımı da tabii ki de artar. Cevabı 1 2 3 E şıkkı. Bağlanma enerjisi E x EZ e olan metallere f frekanslı ışık demeti düşürüldüğünde Devrelerde oluşan fotoelektrik akım şiddetleri ve kesme potansiyelleri tablodak gibi oluyor. Şimdi gençler birinci videoda mantığını anlatmıştım. Einstein'ın fotoelektrik denkleminde E0 artı V kesme yazabiliyoruz. Yani kinetik enerji ile kesme birebir aynı anlama geliyor. Dolayısıyla biz kinetik enerjinin maksimum değerinin olduğu yere kesme potansiyelini yazabiliyoruz. Ve Einstein'ın fotoelektrik denklemi işte tam olarak bu hale alıyor. Şimdi buradaki 2V'yi ben 2E gibi düşünebilirim. Buradaki 2V'yi de 2E gibi yani kinetik enerji cinsinden düşünüyorum. Buna da 1E dersem. Şimdi buna diyor ki bağlanma enerjisi EX diyor. Ama ben F frekanslı ışık gönderiyorum. Yani buna da ben aynı ışığı gönderiyorum. Buna da buna da. O zaman benim gönderdiğim fotonun enerjisi 3'ü içinde aynı değil mi? Sonuçta ben 3'üne de aynı frekanslı aynı ışığı gönderiyorum. Einstein'ın fotoelektrik denklemine tekrar dönecek olursak canlarım. Şurayı silelim şöyleydi. Gelen ışığın enerjisi yani E foton eşittir. Birinci metal için bağlanma enerjisi artı o metaldeki kinetik enerji. X metalindeki kinetik enerjinin 2E olduğunu görüyorsun. Hemen bunu yazdım. İkinci deneye geliyorum. Aynı ışığı gönderdiğim için E foton eşittir. E Y artı. ikinci deneydeki kinetik enerjimizin 2E olduğunu görüyoruz. Bu da aynısı çıktı. Üçüncü deneye geldiğimizde aynı fotonu gönderdim. E Z artı. Üçüncü deney için E kadarlık bir kesme yani kinetik enerji var. Yani kesme ile kinetik enerji aynı şey. Denklemde aynı yere yazabiliyorsun. E şimdi gençler diyelim bunların böyle 8 olduğunu düşünelim. 8E. 2E ise buna 6 kalıyor. 2E ise buna 6 kalıyor. 1E ise buna 7 kalıyor. Yani Z'nin enerjisi X ve Y'den büyük. Ama X ve Y birbirine eşit. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Fotoselli bir devrede katot metaline F frekanslı foton demeti düşürüldüğünde ampermetreden akımın geçmediği görülüyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ampermetreden akım geçtiği gözlenebilir diyor. Şimdi bu ampermetrede akımın olmamasının şöyle bir manası var. Demek ki buradan elektronlar anoda ne yapamıyor? Ulaşamıyor. Çünkü elektronlar anoda ulaşabilseydi devrede bir elektron hareketi olduğu için akım olurdu. Ampermetrede de bir şeyler görünürdü. Şimdi buradaki üretece baktığımızda artı eksi olduğunu görüyorum. Yani bu taraf artılarla besleniyor. Burası artı oluyor. Dolayısıyla biz buradan bir elektron söktüğümüzde bu elektronları buradaki artılar kendine doğru çekiyor ve karşıya gitmelerine izin vermiyor. Ve hiçbir tane elektron karşıya gidememiş. Eğer gidebilseydi ampermetrede bir akım gözlenirdi. Demek ki biz hiçbirini karşıya götüremedik. Şimdi bunun birkaç tane nedeni olabilir. Gönderilen fotonun enerjisine e foton dersek metalin bağlanma enerjisine E0 dersek fotonun enerjisi metalin bağlanma enerjisinden küçükse eğer zaten hiç elektron koparamazsın. Yani senin fotonun enerjisi diyelim 3 elektron volt. Metalin bağlanma enerjisi diyelim 5 elektron volt. Zaten sen metalden elektron sökemezsin. Elektron sökemezsen bu devrede akım makım oluşmaz. Birinci ihtimal bu. Böyle bir şey olmuş olabilir. Ya da şöyle bir ihtimal vardır. Fotonun enerjisi metalin bağlanma enerjisine eşittir. Yani sen 3 gönderiyorsun. Metalde 3'tür. E haliyle 3'e 3 üç olduğu için buradan koparttığın elektronun cebinde hiçbir kinetik enerji yok. Yani elektronu fırlatamıyorsun ki sadece koparttın orada duruyor. E buradaki artılar da bunu kendine doğru çeker. Yani ne yapmaz karşıya gitmesine izin vermez. Dolayısıyla bu ihtimalde de herhangi bir akım falan oluşmaz. Ama biz akımın olmasını istiyoruz. O zaman biz buradaki elektronları Öyle bir kinetik enerjiyle fırlatmamız gerekiyor ki buradaki artılar bile engel olamaması gerekiyor. Çünkü buradaki artılar normalde bu elektronu ne yapıyor? Kendine doğru çekiyor. Ama bu çok iyi fırlarsa o zaman çekemez onu. Yani yeterli olmaz. Çekiyorum ama adam iyi fırlıyor. İyi fırlarsa gider. Yani ben onu tutamam. Ama o oradan fazla ayrılmak istemezse ben onu tutarım. Dolayısıyla elektronların buradan ayrılma isteğini arttırmamız lazım. Yani kinetik enerjilerini arttırmamız lazım. E şimdi bizim denklemimize baktığımızda E foton eksi V diyeceğiz. Çünkü bu ters bağlanmış. Yani burası artı biz eksiyiz. Biz karşıya gitmek istiyoruz. O engellemek istiyor. O yüzden fotonun enerjisinden buradaki üretici çıkartıyoruz. Eşittir. Metalin bağlanma enerjisi ve kopan elektronların kinetik enerjisi biz buradaki kinetik enerjiyi arttırmamız gerekiyor. Yani buradan kopan elektronlar böyle fişek gibi gitmek isterse buradaki artılar bile ona engel olamaz. Onlar anoda ulaşır o zaman. Anoda ulaştığı anda da devrede akım dolaşır. Yani ne yapıp edip buradaki e-kinetiği arttırmalıyız gençler. Sorunun çözümü bu. Üretecin gerilimini arttırmak diyor. Kardeşim üretecin gerilimini arttırırsan hiç gidemezler karşıya. Düşünsene yani sen buradan buradaki üreteç ne yapıyor? Benim elektronlarımı çekiyor. E şimdi sen üretecin gerilimini arttırırsan burada daha fazla artı birikecek. O zaman buradan elektronlar hiç gidemeyecek. Yani bu işimize yaramaz. E şöyle de düşünebilirsin. Mesela burası 8 diyelim bu 2. İşte burası diyelim örnek veriyorum 4. E 8 eksi 2 6. 4 eşittir. 4 artı ne oluyor? 2. Şu anda kinetik enerji 2. Sen diyelim V'yi arttırdın ve işte 4 yaptın. O zaman şöyle oluyor. 8 eksi 4 eşittir. 4 kalıyor burada. Metalin bağlanma enerjisi zaten 4. O zaman kinetik enerjiye bir şey kalmıyor. Yani kopan elektronların kinetik enerjisini ben arttırmak istiyorum. Ama bu olayda kinetik enerji 2'den 0'a iniyor. Yani daha da azalıyor. Yani bu adam engelliyor beni. Engelleyen kişinin artması işime gelmez. Daha büyük frekanslı fotonlar kullanalım diyor. Şimdi fotonun frekansının artması enerjisinin artması anlamına geliyor. Çünkü E foton eşittir H çarpı F'dir. Frekans artarsa enerji artar. Enerji artarsa o zaman bu denklemin sol tarafı artmış oluyor. Sağ tarafı da artar. Yani kinetik enerji artar. Yani bu olacaktır. Fotonun enerjisi artıyor. Metale ödedikten sonra elektronlara daha fazla haçlık verebiliyorsun. O zaman da elektronlar oradan fırlayıp gidiyor. Katota düşen foton sayısını arttıralım diyor. Kardeşim benim sorunum fotonların sayısı değil. Fotonların enerjisinin yetersiz olması sorun bu. Sorun sayıları değil. Yani sen 100 tane gönderdin. 100 tane elektronu söktü ama karşıya geçiremedi. E sen 200 tane göndersen 200 tane elektronu sökeceksin ama yine 200 taneyi karşıya geçiremeyeceksin. Çünkü karşıya geçirmenin yolu fotonun enerjisini arttırman gerekiyor. Fotonun sayısını arttırdığında fotonun enerjisi artmış olmuyor. Dolayısıyla burada sayı bizim bir işimize yaramaz. Yağımız yalnız 2 yani B şıkkı. Katoda F frekanslı ışık düşürülen bir fotoelektrik devrede fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı grafiği verilmiş. Buna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan ışığın frekansı 3F yapılırsa E1, E2 alfa değerler için ne söylenebilir? Şimdi canlarım bu alfanın tanjantı bize neyi veriyordu? Planck sabitini veriyordu. Dolayısıyla sen buradaki frekansı 3F'de yapsam Planck sabiti değişmez. Yani buradaki alfa bir kere kesinlikle değişmez. Peki frekansı arttırdığında ne olur? Denklemimiz neydi? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklindeydi. Ve burası bizim için E kinetikti. Yani E1 yazabiliriz biz buraya. Burası da bizim için bağlanma enerjisiydi. Yani E foton eşittir. Bağlanma enerjisi yerine E2 yazıyorum. Artı E1. Yani E kinetik. Şimdi diyor ki gönderilen ışığın frekansını 3F yapalım diyor. Frekans 3 katına çıkarsa gönderilen fotonun enerjisi de 3 katına çıkar. Mesela başlangıçta diyelim fotonun enerjisi E kadardı. E yazıyorsun. E eşittir. E2 artı E1 yazıyorsun. Sonra diyorsun ki ben frekansı 3F yaptım. E şimdi enerji eşittir H çarpı F olduğu için frekansın 3 katına çıkması enerjiyi 3 katına çıkarıyor. Yani gönderilen fotonun artık 3E. Ama metal aynı metal. Metal değişmediği zaman buradaki bağlanma enerjisi değişmez ki. Bağlanma enerjisi metalin cinsine bağlı. Dolayısıyla sen buraya yine E2 yazacaksın. Yani buradaki E2 de ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman E1 ne olacak gençler? Tabii ki de artacak. Çünkü burası arttığına göre sağ tarafında artması lazım. E bu arkadaş değişmiyor dedim. Metale bağlı çünkü. O zaman E1 artacak. Yani kinetik enerji artacak. Dolayısıyla cevabımız artar değişmez değişmez Adana Aynı fotosele arkadaşlar burası önemli. Yani aynı metale. Dolayısıyla eşik enerjileri aynı. X, Y, Z ışıkları gönderildiğinde akım gerilim grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın. Burada bir kere E foton eşittir E0 artı E kinetik yazıyoruz ya. E kinetik yerine V kesme yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. Dolayısıyla ben buraya V kesme şeklinde yazacağım. Çünkü grafiğe baktığımda ben V kesmelerini görebiliyorum. Şimdi burada bir kere aynı fotosele dediği için bağlanma enerjileri eşittir. Dolayısıyla bağlanma enerjisinin üstünü çizebilirim. O zaman şöyle bir yorum yapabiliyorum. Kesme enerjisi büyük olanın fotonunun enerjisi de büyük oluyor. Yani gönderilen fotonun enerjisi büyükse kesme enerjisi, kesme potansiyeli de büyük oluyor. E ben buna bakarak şimdi buradaki x'in ve buradaki y'nin aynı yere geldiğini görüyor muyum? Yani x ve y'nin kesme potansiyelleri aynı mı? Aynı. O zaman X ve Y'nin fotonları da aynı. Yani X'in enerjisi Y'nin enerjisine eşit diyebilirim. Şimdi Z'ye geldiğimde onun kesmesi daha düşük. Yani burası mesela eksi 5 ise burası eksi 2. Yani bu daha küçük arkadaşlar. Hani negatif sayılarda küçülmek büyümek öyle düşünmeyin. Yani adam buraya 5 tane pil bağlıyor buraya 2 tane pil bağlıyor. Öyle düşünmeniz lazım. Burası daha küçük. Dolayısıyla kesme küçük olduğunda bak bu denkleme bak. Kesme küçük olduğunda gönderilen fotonun enerjisi de küçük olmaz mı? Ya yani doğru orantılı. Zaten aynı fotosel dediği için bağlanma enerjilerini tamamen eledik. Yani bunu düşünmüyorum. Kesmesi küçükse fotonun enerjisi küçük. Kesmesi büyükse fotonun enerjisi büyük. Dolayısıyla buradaki Z'nin kesmesi diğerlerinden küçük. Yani X ve Y birbirine eşit o onlardan küçük. O zaman enerjilerde de aynısı geçerli arkadaşlar. X ve Y'nin enerjileri eşit. Onlar büyük olacak. Kimin enerjisinden? Z'nin enerjisinden. Yani burada Z en küçük oluyor. Zaten Z en küçüktü. Yani kesme ile enerji nasıl orantılı? Doğru orantılı. X ve Y ışığının metalden kopardığı elektronların maksimum kinetik enerjileri eşittir. Şimdi maksimum kinetik enerjiyle arkadaşlar hatırlayın. V kesme aynı anlama gelmiyor muydu? Yani bana diyor ki X ve Y'nin kesmeleri eşittir diyor aslında. E bakıyorsun X ve Y'nin kesme potansiyelleri eşit. E zaman bu doğru. Çünkü ikisi de aynı yere gelmemiş mi? Gelmiş. Yani Vx ve Vy birbirine eşit. X ışığının ışık akısı Z ışığının ışık akısından büyüktür. Işık akısı yani katota düşen foton sayısıyla orantılıdır. Yani katot ne kadar fotonla çarpışıyorsa, ne kadar foton katota düşüyorsa orada ışık akısı yüksektir. E daha fazla foton çarptığı zaman, yani ışık akısı yüksek olduğu zaman daha fazla elektron yola çıkacak. Daha fazla elektron yola çıktığında da maksimum akım artacak. E baktığında maksimum akım herkesten büyük. Kim? X. Demek ki X'in ışık akısı herkesten büyük. Yani X'in olduğu deneyde daha fazla foton daha fazla elektronu koparıyor ve daha fazla elektron anoda ulaşıyor. Ondan dolayı da akım yüksek. Y ve Z'ye geldiğimde ise bunların gördüğün gibi akımları yani maksimum akımları eşit. E demek ki Y ve Z'nin yapıldığı deneyde aynı sayıda elektron kopuyor ve aynı sayıda elektron karşıya ulaşıyor. Yani ikisinde de 200 elektron kopuyor, 200 elektron anoda ulaşıyor. Çünkü maksimum akım ne demekti? Kopan bütün elektronların anoda ulaştığı duruma maksimum akım diyoruz. Yani buradaki maksimum akımlara bakarak kopan elektronları dolayısıyla katoda düşen fotonları kıyaslayabiliyoruz. Yani ışık akılarını kıyaslayabiliyoruz. Dolayısıyla baktığımızda burada x'in ışık akısı herkesten büyük. Y ve z'nin ışık akıları birbirine eşittir. E burada ne diyor? x'in akısı z'nin akısından büyüktür diyor. Yani bu doğru. Yani gençler biz grafiğin şu kesme potansiyellerine bakarak enerjilerle ilgili yorum yapıyoruz. E enerjiyle ilgili yorum yapınca frekansla da ilgili yorum yapıyorsun. Dalga boyuyla da ilgili yorum yapıyorsun. Çünkü enerji dediğin şey senin h çarpı f ya da hc bölü lambda. İşte buradaki kesmelere odaklanarak kesmelerden yola çıkarak fotonun enerjisini kıyaslıyorsun. Enerjiyi kıyasladığında frekansı ve dalga boyunu kıyaslıyorsun. Ama grafiğin maksimum akım değerlerine bakarak da ışık akılarını, ışık şiddetlerini kıyaslayabiliyorsun. Şimdi Z ışığının enerjisi Y ışığının enerjisinden daha küçüktür. E bakıyorum. Z'nin enerjisi Y'nin enerjisinden daha küçük. Dolayısıyla bu da doğru. Cevap 1 2 3 yani E şıkkı. Bir fotoelektrik olay düzeneğinde katot metaline ışık akısı fi olan kırmızı ışık düşürüldüğünde metalden sökülen elektronların oluşturduğu devre akımı I0 kinetik enerjileri EK oluyor. Buna göre aynı katot metaline ışık akısı 2 fi olan mavi renkli ışık düşürülürse işte I0 ve EK için ne söylenebilir diyor. Şimdi bir kere ışık kırmızıdan maviye dönüşüyor. Dolayısıyla gönderilen ışığın enerjisi artıyor. Neden artıyor? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi mor sıralamasını hatırlayın arkadaşlar aşağı doğru giderken frekans artar, enerji artar, dalga boyu azalır yorumunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla kırmızı ışıktan mavi ışığa geçtiğimizde bir kere fotonun enerjisi artıyor. Şimdi Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre işte E0 artı E kinetik diyoruz. Şimdi bu birinci deneyimiz olsun. Yani kırmızı ışık kullanılan deney bu olsun. Şimdi mavi ışığa geçtiğimizde haliyle buradaki deneyin enerjisi artıyordu. O zaman ben buraya 2 EF diyebilirim. Yani uyduruyorum kafadan. Arttı yani. Mavi gelince fotonun enerjisi arttı. Dolayısıyla metal aynı metal olduğu için bak. Aynı katot metali diyor. O zaman ben buraya yine E0 yazıyorum. O zaman ikinci durumda kinetik enerjiye de E kinetik diyorum. Yani farz edelim ki bunun değeri diyelim 10'du. Ben şimdi 20 gönderdim. E metalin değeri 5'ti. E bu yine 5. Aynı metal. E kinetiğe 5 kalıyordu. Artık kinetiğe 15 kalıyor. Demek ki buradaki ek ne oluyor canlarım? Yani E-kinetik enerji artıyor. Cevabımız ya Bursa ya Edirne oldu. Şimdi akımla ilgili yorum yapabilmek için ışık akısına bakacağız. Yani kırmızı ışık gönderilirken akı fi kadardı. Mavi ışık gönderilirken akı 2 fi kadardı. Yani şöyle düşünebilirsin. Kırmızı ışık gönderilirken 100 tane foton gönderiliyordu. 100 tane elektron kopuyordu. E mavi ışık gönderilirken gönderilen fotonların sayısı artmış. Yani akı artmış. Yani katota çarpan foton sayısı artmış. Akı öyle artar. Katota daha fazla foton çarparsa daha fazla elektron kopar. Daha fazla elektron koparsa daha fazla elektron anoda ulaşır. Anoda ulaşan elektron sayısı artarsa akım artar. Dolayısıyla bunun yorumu zor değil. Akım artacak cevabımız B şıkkı canlarım. Yani ışık akısı deyince akı buradaki katotun yakaladığı foton sayısı dolayısıyla kopan elektron sayısıyla ilgilidir. Yani akının fi kadar olması örnek veriyorum 100 tane foton geldi 100 tane elektron yola çıktı anlamına geliyorsa akı 2 fi olunca 200 tane foton gelir 200 tane elektron yola çıkar. E 200 tane elektron yola çıkarsa buraya ulaşan elektron sayısı da artar. akım artar. Cevap B şıkkı. Bu da tamam. Bir fotoelektrik devrede katota gönderilen E enerjili ışık elektron sökmesine rağmen devreye ters bağlı üretecin gerilimi sebebiyle fotoelektrik akımı oluşmamaktadır. Bu gerilim değerine kesme gerilimi denilmektedir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kesme gerilimi artar diyor. Şimdi canlarım bizim için kesme gerilimi ile kinetik enerjinin maksimum değeri aynı anlama geliyordu. Şimdi bunun nedeni neydi? Şimdi gençler biz buradaki katottan işte elektronları söktük ve anoda ulaşmak istiyor. Buradan kopan elektronun bir tanesinin kinetik enerjisi diyelim 2. Bir tanesinin kinetik enerjisi diyelim 4. Bir tanesinin kinetik enerjisi diyelim 6. Şimdi biz bütün elektronları durdurmamız gerekiyor ki burada herhangi bir akım oluşmasın. Dolayısıyla kesme potansiyeli 2 olursa bunu durdurur ama alttaki iki tanesini durduramaz. Yani devrede akım hala olur. Kesme potansiyeli 4 olursa bunu durdurur bunu durdurur ama bunu durduramaz. Kesme potansiyeli 6 olursa bunu durdurur hepsini de durdurur. Demek ki kesme potansiyeli kopan elektronlardan maksimum kinetik enerjisi olanla aynı anlama geliyor. E şimdi bizim fotoelektrik denklemimizde E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik maksimum şeklinde değil miydi denklemimiz? Yani buradaki E kinetik maksimum değeriyle kesme potansiyeli aynı anlama geliyor canlar. Dolayısıyla devreden bunu çıkartıp yerine kesmeyi yazabiliyorsun. E foton eşittir E sıfır artı V kesme. Soru bana diyor ki ne yaparsam kesme potansiyeli artar. Yani şunu arttırmanın yolunu arayacağız. Işığın dalga boyunu arttıralım. Diyor. Gönderilen ışığın dalga boyunu arttırırsan HC bölü lambda bağıntısına göre dalga boyunu arttırmak demek. Ne demek arkadaşlar? Enerjisini azaltmak demektir. Gönderilen fotonun enerjisini azalttın. E enerji azalırsa denklemin sol tarafı azaldı. E sağ tarafı da azalacak. O zaman V kesme azalır. Zaten metali değiştirmediğin sürece Bağlanma enerjisi değişmiyor. Dolayısıyla V kesme bu durumda azalmış olacak. Biz artmasını istiyoruz. Daha küçük enerjili katot metali kullanalım diyor. Yani buradaki E0'ı küçültelim diyor. Daha küçük enerjili bir katot kullanalım. E sen E0'ı küçültürsen dolayısıyla V kesme ne yapar? Artar. Çünkü foton aynı. Örnek veriyorum foton 10. E0 6 buna 4 kalıyor. Sen aynı fotonu gönder ama E0'ı 6'dan 2'ye indir bakalım. O zaman buna 8 kalıyor. Yani kesme artmış oluyor. Işığın şiddetini arttıralım diyor. Arkadaşlar ışığın şiddeti foton sayısıyla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla foton sayısının da fotonların enerjisiyle bir alakası yok. Yani sen 100 tane değil 200 tane de foton göndersen yine 10 eşittir 6 artı 4 diyeceksin. Hani başka bir denklem yok. Hani aynı denklem. Yani sen fotonların sayısını arttırmakla fotonların enerjilerini arttırmış olmuyorsun. Fotonun enerjisini arttırmak istiyorsan ya fotonun frekansıyla oynaman lazım ya dalga boyuyla oynaman lazım. Yani sayıları enerjilerini değiştirmez. Enerjileri değişmezse burası değişmez. Burası değişmez. Burası değişmez. Çünkü enerji değişmedi. Dolayısıyla bu işe yaramaz. Cevabımız yalnız 2B şıkkı. Eşik dalga boyu 3100 olan bir metal. Bak metal diyor. Yani sen HC bölü lambda 0 yaparak metalin eşik enerjisini bulabilirsin. Çünkü sana metalin eşik dalga boyunu verdi. Buradaki 12.400'ü yerine yazacaksın aşçıya yerine. Ve 3100'e böldüğün zaman 3100'e böldüğünde ne çıkacak? 4. Yani adam sana dolaylı olarak metalin bağlanma enerjisini 4 olarak verdi. Katot metaline enerjisi 9 olan fotonları gönderiyorum dedi. Buraya da bir tane 3 bağlamış ve bana kinetik enerji soruluyor. Şimdi E foton eşittir tamam. artımı mı eksi mi diyeceğiz. Yani buradaki üreteç artımı mı eksi mi? Hemen bakacaksın bu eksi ise buralar eksi mi? Eksi. Peki biz buradan ne koparıyoruz ışıkla? Elektron. Bu eksi bu eksi olduğu için elektronları itmez mi? İter. Yani karşıya geçmelerine yardımcı oluyor değil mi? Bana destek oluyor. Bana destek olduğu için fotonun enerjisine buradaki üretici ekleyeceksin. Çünkü destek oluyor. Eşittir. E bağlanma artı E kinetik diyeceksin. Keyfine bakacaksın. Şimdi fotonun enerjisi 9. Hemen buraya 9'u yazdık. Üreticimiz 3. 3'ü de yazdık. Metalin bağlanma enerjisine 4 demişti. O zaman burası 12 ise 4'ünü çıkar. Buraya ne kalıyor? 8 kalıyor. Cevabımız denizli oldu canlar. Şimdi bir fotoelektrik düzeninde katot metaline kırmızı renkli ışık düşürüldüğünde ampermetrede de sapma gözlenmiyor. Demek ki herhangi bir akım oluşmuyor. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa ampermetrede de sapma gözlenebilir. Şimdi neden sapma olmuyor arkadaşlar? Fotonların sayılarıyla mı ilgili? Hayır. Fotonların enerjileriyle ilgili. Yani sen buradan gönderdiğin foton ya buradan hiç elektron koparamıyor. Yani enerji yetmiyor. Yani fotonun enerjisi metalin eşik enerjisinden küçükse hiç koparamazsın zaten. O zaman da akım makım oluşmaz. Ya da koparıyorsun ama fırlatamıyorsun. Yani fotonun enerjisi metalin eşik enerjisine eşitse koparırsın ama cebinde para kalmaz. Yani örneğin sen 5 gönderiyorsundur. E o da 5 ise onu ona ödersin. Elektrona yol açlığı kalmaz. O zaman da elektron karşıya falan gidemez. Demek ki bizim sebebimiz bizim yani bu sorunun böyle olmasının nedeni fotonun enerjisinin yeterli olmaması. Şimdi diyor ki ışık şiddetini arttıralım. Işık şiddeti bu konuda foton sayısı anlamına geliyor. Fotonların sayısını arttırsam bile her bir fotonun enerjisi aynı olacak. Yani 5 mi mesela hala 5 olacak. Ama Buraya 100 tane değil de 300 tane foton gelecek. 100 tane elektronu sökemeyecek ya da e, ikisi de 5 ise 100 tanesi 100 taneyi sökecek ama karşıya gönderemeyecek. 300 tane gönderirsen 300 tanesini sökecek ama karşıya gönderemeyecek. Yani foton sayısının artması bir çözüm değil. Şimdi metalin bağlanma enerjisi diyelim örnek veriyorum ne olsun 10 olsun. Şöyle bir mantık yok. Bir tane foton 5, iki tane foton 10 olur. İşte iki tane foton gelir bir tane elektronu söker. Arkadaşlar öyle bir şeyin olmadığını size birinci videoda anlattım. Bir tane fotonun enerjisi bir tane elektronu sökmeye yetmiyorsa 100 tane foton 100 tane elektronu sökmeye yetmez. Yani foton sayısını arttırmak oradan elektron sökmeni sağlamayacaktır. Kırmızı yerine mavi ışık kullanalım. Olur. Neden? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimiz için Kırmızıdan maviye geçmek ışığın enerjisini arttırmaktır. Dolayısıyla fotonun enerjisini arttırırsan artık oradan elektron söküp karşıya ulaştırabilirsin. Ne demek istiyorum? Mesela metalin bağlanma enerjisi diyelim 5 diye. Önceden kırmızı gönderdiğinde 5'e 5 oluyordu. Ve buradan elektron kopuyordu ama karşıya gidemiyordu. Sen şimdi kırmızıdan maviye geçtiğinde ışığın enerjisi arttı. Yani e-foton arttı. E-foton artık 5 değil örnek veriyorum 9 oldu. O zaman 9'un 5'ini metale ödersin. Kalan 4'ünü buna verirsin. Bu da karşıya ulaşır. Yani akım oluşur. Katot metalin yüzey alanını büyütelim diyor. Bu işe yaramaz. Çünkü bizim sorunumuz katotun büyük ya da küçük olması değil. Gönderilen fotonun enerjisinin yetersiz olması. Yani sen katodu büyütsen bile ne olacak? Mesela şöyle büyüttün, devasal yaptın. Buraya giden ışık da bir elektron koparacak. Buraya giden ışık da bir elektron koparacak. Ama kopan elektronlar karşıya ulaşamıyordu ki. Neden ulaşamıyordu? Çünkü elektronlar e, gönderilen foton 5'ti. Metalin bağlanma enerjisi de diyelim 5'ti. Dolayısıyla kopuyorlar ama ne yapamıyorlar? Karşıya gidemiyorlar. Yani daha fazla kopması karşıya gideceği anlamına gelmiyor. Çünkü kopanların cebinde açlık kalmıyor. Yani 5, beş, 5'ini veriyorsun. 0 elde var, 0. Elektronu oradan fırlatamıyorsun. Bundan dolayı da akım makım oluşmaz. Katodu büyütmen işe yaramaz. Cevabımız yalnız 2'dir. Özdeş katot metallerine aynı metal olduğu için bağlanma enerjilerini aynı almamız gerekiyor. K ve L ışınları gönderildiğinde akım gerilim grafiği veriliyor. Buna göre K ışığına ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü L ışığınkinden fazladır diyor. Yani K büyük L'leri biz arıyoruz. Gençler buralar bizim için kesme potansiyelleriydi. Aynı zamanda bizim için kinetik enerjiydi değil mi? Kesme ile kinetik aynı anlama geliyor. Dolayısıyla e foton eşittir, E0 artı V kesme şeklinde denklemi yazabiliyoruz. Yani kinetik enerji olan yere kesmeyi yazabiliyoruz. Şimdi bana burada dedi ki ben aynı katotu kullanıyorum. Yani E0 aynı dedi. Dolayısıyla E0'ın üstünü çizebilir miyim? Çizebilirim. O zaman kimin kesmesi daha büyükse onun fotonunun enerjisi daha büyük değil mi? Doğru. Peki hangisinin kesmesi büyük? Burası eksi 2, mesela burası eksi 4. Yani burada 2 pil var, burada 4 pil var. Yani K büyük. Dolayısıyla kesmesi büyük olan enerjisi büyük demiştim sizlere. Demek ki K'nın kesmesi büyük olduğu için L'nin kesme potansiyelinden K'nın enerjisi yani K ışığının enerjisi L ışığının enerjisinden daha büyüktür. Şimdi enerji ve frekans biliyorsunuz ki doğru orantılı. Demek ki K'nın frekansı yani K ve L ışınları diyor ya. K ışığının frekansı L ışığının frekansından büyüktür. Dalga boyunda biliyorsunuz ters orantı vardı yani dalga boyu büyük olan enerji küçük mantığından dolayı dalga boyunda tam tersi sıralama olacaktır şu şekilde Bir de şuralara baktığımızda gençler Buralar bizim için ışık akılarını veriyordu Yani hangisi daha fazla elektronu yola çıkarmış K Çünkü burası maksimum akım maksimum akım kopan bütün elektronların anoda ulaştığı durumdu Yani K olayında K'nın olduğu deneyde daha fazla maksimum akım var. Demek ki K'nın olduğu deneyde daha fazla elektron sökülmüş. Yani ışığının şiddeti daha fazla ya da katot metaline düşürülen foton sayısı daha fazla. Daha fazla foton düşmüş ki daha fazla elektron kopmuş. Daha fazla elektron anoda gitmiş. Daha fazla elektron gidince akım daha fazla olmuş. Bundan dolayı ışık akısı olarak K'nınki L'nin aksından büyüktür. Çünkü burası bize ışık akılarını ya da ışık şiddetlerini sıralatır. Yani K ışığının şiddeti yani foton sayısı L ışığının foton sayısından fazladır. Çünkü K'da daha fazla elektron karşıya geçmiş diyebiliriz. Şimdi enerji olarak K L'den büyük müydü? Evet kardeşim doğru. Işık akısı olarak büyük mü? Evet kardeşim doğru. Dalga boyu olarak büyük mü? Hayır kardeşim yanlış. Cevap 1-2 Ceyhan. Burası da bitti canlar. Devam ettik. Güzel bir soru. Sınavda buna benzer soru gelmişti. Herkesi dökmüştü, mahvetmişti. Çünkü çok farklı bir soruydu arkadaşlar. Tüm dış etkenlerden yalıtılmış havasız bir ortamda ve birbirlerinden yeterince uzakta olan özdeş kale elektroskopları eşit büyüklükte fakat zıt cinste yükleniyor. Bu elektroskoplara enerji elektroskopların yapıldığı metalin eşik enerjisinden biraz büyük olan mor ötesi ışınlar düşürülüyor. Yani örnek veriyorum. Metalin bağlanma enerjisi diyelim ki işte ne olsun 3 olsun. Biz de buna işte 3.2'lik bir foton gönderiyoruz. Yani buradan koparıyoruz ama buradan kopan kişi o kadar zayıf bir kinetik enerjiye sahip ki yani oradan böyle fırlayamıyor. Hafif bir kıpırdama yaşıyor yani. Hafif bir kinetik enerji kalıyor. Buna da aynı şekilde 3.2 gönderiyorum. Ama bu metale ne ödüyorum koparmak için? 3 ödüyorum. Tabi biraz abartmış da olabilirim. Yani 3 değil de 3.2 değil de 3.5 gönderin. Yani 0.5 kalıyor elektrona. Az kalıyor. Elektron oradan kopuyor ama kopuyor kopmasına ama oradan böyle fırlayacak iyi bir enerji yok. Buna göre K ve L elektroskoplarının yapraklarının hareketi için hangileri gözlenebilir diyor. Şimdi gençler K elektroskopundan biz elektron söktüğümüzde buradaki eksiler bizim koparttığımız elektronları ne yapacaktır? Eksiler eksileri itecektir. Haliyle buradaki eksiler buradaki elektronları iter. Onların da zaten küçük bir enerjisi vardı. Bir de bunlar itiyor ve bunlar buradan ayrılır. Dolayısıyla bu elektroskop eksi yüklü diye arkadaşlar. Bunun içerisinde hiç artı yok anlamına gelmiyor. Mesela şu. Bunun içerisinde 100 tane eksi var. İşte diyelim 80 tane artı var. Yani bu elektroskopun yükü o zaman eksi 20 oluyor, 20 tane eksi fazlalığı olduğu için. Şimdi biz buradan bazı elektronları fırlattığımızda eksilerin miktarı azalıyor. Yani 20 değil de artık örnek veriyorum 10'a düşüyor. Eksiler azaldı. Yani elektroskopun yapraklarındaki eksi yoğunluğu azaldı. Ya yani burada 4 tane değil de örnek veriyorum artık 2 tane kaldı. O zaman yapraklar biraz ne olur? Kapanır. Çünkü bu yaprakların açık olmasının nedeni neydi? Eksiler eksileri itiyordu. Yapraklar açıktı. Ama bu eksilerin bazılarını ben fırlattım dışarı. Ve koparttım attım. Eksilerin sayısı ne oldu? Azaldı. O zaman bu eksi ve bu eksi birbirini daha az iter. Daha az iterse yapraklar o kadar açılamaz. Şöyle zayıflar. Yani bu yapraklar biraz kapanır. Bu ihtimaller güzel ihtimaller. Peki önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Var. Sen eğer buradan işte 100 tane elektronu vardı, 80 tane protonu vardı diyelim. Neydi bunun yükü? Eksi 20 idi. Şimdi sen buradan diyelim 50 tane elektron fırlattın. Ha, abarttım biraz ama fırlattım abi işte. Deney olsun diye yapıyorum. O zaman şimdi ne olur arkadaşlar? 50 tane elektronu fırlattığımda burada bir kere 100 elektronun 50'si gitti. 50 tane eksi kaldı. E 80 tane de artı vardı. Artık artılar kazanıyor. Yani kaç oldu yükü? Artı 30 oldu. Bak 50'den 80 artı 30. Şimdi önceden neydi bunun yükü? Eksi 20 idi. Yani elektroskop eksiyken artık artı. Bir elektroskop eğer yaprakları işaret değiştiriyorsa önce kapanır sonra açılır. Yani eksiydi ya önce nötr oluyor, kapanıyor sonra artıyla tekrar açılıyor. Dolayısıyla önce kapanıp sonra açılma ihtimali var. Biz buradan 1 iki tane elektron kopartırsak yapraklar biraz kapanır. Ama çok fazla elektronu oradan fırlatırsak o zaman yapraklar kapanıp açılır. Böyle bir ihtimal var. Yani K elektroskobu için 3 ihtimal de var. Şimdi buna geldiğimizde buradan biz zaten zayıf bir şekilde elektronları ne yaptık? Yola çıkarttık. Bunlar artı arkadaşlar. Şimdi bu elektron buradan ayrılmak istiyor. Buradaki artılar da onu kendisine doğru çekmek istiyor. Eğer elektronun buradan ayrılma isteği çok az ise o zaman buradaki artılar bunu burada ne yapar? Tutar. Yani ne olur? Elektron oradan ayrılamamış olur. Anlatabiliyor muyum? Yani elektron koptu. Dışarıda gitmek istiyor. Ama buradaki artı onu kendine doğru çektiği için izin vermiyor. O zaman elektronlar elektroskoptan ayrılamadı. Yani elektroskop yükünü kaybetmedi. Mesela elektroskopun diyelim 100 tane artısı işte 80 tane eksisi vardı. Bu elektroskop artı 20 idi değil mi? E elektronlar ayrılamadı ki hala 80 tane elektron var. O zaman elektroskop hala artı 20. O zaman bir şey değişmez. Böyle bir ihtimal var. Ha yani şöyle bir ihtimal de var. Ben buraya 3.2 değil de işte 3.8 göndermişimdir. Haliyle buradan elektron biraz daha istekli gidiyordur. Dolayısıyla sen buradaki elektronu tutamıyorsundur. Yani buradan birkaç tane elektron gidebiliyordur. Tamam mı? Öyle bir ihtimal de var. Yani artılar elektronu tutmak istiyor ama elektronlar oradan biraz fırlamak isterse böyle güçlü bir şekilde o zaman tutamazsın. Yani birkaç elektron kaybetmiş olabilirsin. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Eksilerini kaybedeceği için mesela 80 tane eksi değil de 70 tane eksi kalacak. O zaman bu artı 100, 100 tane artısı var. 70 tane eksisi kalıyor. Yani yükü ne oldu artık? Artı 30 oldu. Eskiden artı 20 idi. Şu an artı 30. Yani artılar daha da güçlendi. Artılar daha da güçlenirse yapraklar biraz daha açılır arkadaşlar. İşte bu olur. Biraz daha açılır. Biraz kapanma şansı yok. Biraz kapanması için artılarını kaybetmesi lazım. Artılarını nasıl kaybedecek? Dolayısıyla böyle bir ihtimal yok. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Güzel soruydu. Ceyhan oldu. Şimdi gençler bir ışık kaynağı Farklı X ve Y metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik deneyinde metallerden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri R kinetik. Yüzeye düşen ışığın frekansı F'ye bağlı grafik buna göre hangileri kesinlikle doğru. X metalin eşik enerjisi Y metalin eşik enerjisinden büyüktür. Şimdi bu grafiğin buraya düşen noktaları eşik enerjiydi. Dolayısıyla X için eksi E yazıyorsan Y için eksi 3E falan yazarsın. Yani sonuçta bu daha aşağıda. Yani Y metalinin eşik enerjisi X metalinin eşik enerjisinden daha büyüktür arkadaşlar. Yani şuralara da şöyle sıfır koyalım da anlaşılsın. X'in enerjisi Y'den büyüktür demiş. Hayır yanlış. Yani burada bu eksi 1 bu eksi 3 falan o yorumlara girmeyin arkadaşlar. Yani sıfırın altında olduğu için oraya eksi yazmış. Ama X metali şu noktadan itibaren elektronlarını koparabiliyorsun. Y metalinden ise buraya geldiğinde elektronlarını koparabiliyorsun. Yani senin kullandığın ışığın frekansı F iken ikisinden de sökemedin. 2F yaptın, ikisinden de sökemedin. 3F yaptın, artık X'ten sökebiliyorsun ama Y'den sökemiyorsun. 4F yaptığında Y'den sökebiliyorsun. Bu da şu demek. Yani Y'den daha zor söküyorsun. Y daha zor bir metal. Y'nin bağlanma enerjisi daha fazla. X'in enerjisi Y'den büyük demiş yanlış. Alfa ve beta açıları birbirine eşittir çünkü bu açıların tanjantı bize neyi veriyordu arkadaşlar? Planck sabitini. Planck sabiti her zaman aynıdır. Dolayısıyla eşit. Metallerden sökülen elektronlar için kesme gerilimleri eşittir diyor. Kesinlikle doğru mu bu? Kesinlikle doğru falan diyemeyiz buna. Yani kesme potansiyellerinin eşit olması kinetik enerjilerin eşit olması anlamına geliyor değil mi? E kinetikle kesme aynı anlama geliyor. Şimdi ben diyelim aynı ışığı gönderdim. Yani şöyle frekansı örnek veriyorum 5F olanı gönderdim. Y metalinden sökülen elektronların kinetik enerjileri buraya geliyor. X metalinden sökülen elektronların kinetik enerjileri buraya geliyor. Yani bunların kinetik enerjileri aynı olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunun bir kesinliği falan yok. Cevabımız yalnız ki B şıkkı. KLM cisimlerinin yaptığı ışımaların şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği veriliyor. L cisminin maksimum şiddette yaydığı ışığın rengi yeşil ise K ve M cisimlerinden yayılan maksimum şiddetteki ışığın rengi hangisi olabilir diyor. Şimdi canlar L'nin yeşil olduğunu şöyle yazalım. Ve ışığın renklerini enerjisine göre kutu sayamam şeklinde kodlamamız gerekiyor. Burası maviydi, burası mordu. Şimdi gençler hangi ışığın enerjisi daha fazla? Mavi ve morun. Hangisinin enerjisi daha az? Kırmızının. Dolayısıyla şimdi burada baktığımızda hangisinin enerjisi daha yüksek dediğimde K'nın enerjisi daha yüksek. L'nin enerjisi daha düşük. M'nin enerjisi daha da düşük. Çünkü buradaki grafik ne kadar büyükse onun yaptığı ışımanın enerjisi o kadar büyük oluyor. Zaten bu grafiğin alanları ışımanın gücünü bize veriyor. Dolayısıyla ışımanın gücü ne kadar fazlaysa o cismin yaptığı ışımanın enerjisi de o kadar fazla oluyor. Yani K'nın enerjisi L'den büyük. Dolayısıyla L eğer yeşile denk geliyorsa K kesinlikle bu ikisinden birine denk gelmeli. Yani ya mavi ya mor, turuncu falan olamaz. Bunlar olabilir. Şimdi M'nin enerjisi de yeşile göre daha küçük. Dolayısıyla yeşilin üstünde olmalı. Çünkü yukarı doğru gittiğimizde biliyorsunuz ki enerji ne oluyordu canlar? Azalıyordu. Şimdi M'nin enerjisi yeşile göre daha az olduğu için dolayısıyla M yeşilin üst tarafında olmalı. Yani sarı, turuncu, kırmızıdan biri. Bakıyorsun kırmızı olabilir. Buradaki mavi mor olmaz. Cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Yatay bir ray üzerinde sabit V büyüklüğündeki hızla ilerlemekte olan vagonun A ve B noktalarına aynı anda iki yıldırım düşüyor. Vagon içindeki durgun halde bulunan Ahmet, vagon dışında bulunan tam ortasında hizada durgun halde Elif varmış. Yani burada Elif var vagonun tam ortasının hizasında. İşte burada da Ahmet var. Bana diyor ki modern fizik düşünceleri göz önüne alındığında yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi buradaki vagonun hem ön tarafına hem de arka tarafına aynı anda yıldırım düşüyor ve bir ışık ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki ışık vagonun ön tarafından ne kadar sürede Elif'in gözüne geliyorsa vagonun arka tarafından da aynı sürede Elif'in gözüne gelecektir. Çünkü mesafeler aynı. Şimdi ışığın hızı da aynı olduğu için mesafeler de aynı. O zaman Elif diyecek ki vagonun önüne de arkasına da aynı anda yıldırım düştü diyecek. Çünkü aynı ışık aynı anda iki yerden de gözüne ulaşacak. Aynı anda oldu olay diyecek. Yani Elif'e göre yıldırımlar A ve B noktalarına aynı anda düştü. Ama Ahmet'e göre öyle değil. Çünkü A noktasına düşen ışık Ahmet'e doğru geliyor. B noktasına düşen ışık da Ahmet'e doğru geliyor ki hani Ahmet onu görecek değil mi? Bizim bir şey görmemiz için oradaki ışığın bize ulaşması lazım. Şimdi buradaki tren sağa doğru ilerlediği için Ahmet bir süre sonra şu noktaya gelmiş olmayacak mı arkadaşlar? Dolayısıyla Ahmet de trenin ön tarafına doğru ilerlediği için buradan gelen ışık Ahmet'e daha çabuk ulaşacak. Buradan gelen ışık daha uzakta yakalayacağı için yani yolu uzun. Dolayısıyla trenin arka noktasından gelen ışık Ahmet'e daha geç gelecek. Ön tarafından gelen ışık daha çabuk gelecek. O yüzden Ahmet diyecek ki trenin önce önüne yıldırım düştü. Sonra arkasına düştü. Çünkü Ahmet öne doğru ilerlediği için önden gelen ışıkla daha çabuk karşılaşacak. O yüzden önce oldu diyecek. Ahmet'e göre yıldırım önce A noktasına düştü, sonra B noktasına düştü doğru. Ahmet'e göre yıldırımlar A ve B noktalarına aynı anda düştü. Hayır, yanlış cevabımız 1 ve 2, D oldu. Bir fotoelektrik olay deneyinde metal yüzeye enerji 3e olan 2 tane foton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjisi ampermetreden geçen akımın şiddeti ise iyi olarak ölçülüyor. Buna göre aynı metale enerjileri 6e olan iki tane foton gönderilirse yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri ve devreden geçen akım şiddeti ne olabilir diyor. Şimdi canlar bir tane foton da göndersen 300 tane foton da göndersen Einstein'ın fotoelektrik denklemi değişmiyor. Yani fotonun enerjisi eşittir metalin bağlanma enerjisi artı kinetik enerjisi. Şimdi sen iki tane foton gönderiyorsun. Her bir fotonun enerjisi 3e diye. Enerjiyi 2 ile çarpıp 6'ya yazmıyorsun. Öyle bir dünya yok. Biz bir tane foton bir tane elektron için bir denklem kuruyoruz. Yani gönderilen fotonun enerjisi 3E ise metalin bağlanma enerjisine E0 yazıyorsan buradaki işte kopan elektronların kinetik enerjisine de getirip E yazıyorsan demek ki senin metalin bağlanma enerjisi 2E kadar olmalıdır. Yani 3 gönderdin ikisini metale ödedin bir kaldı elektrona. Şimdi aynı metale enerjisi 6E olan 2 tane foton gönderiyorsun. Tamam. 2 değil istersen 200 tane gönder. Değişen bir şey yok. Yine sonuçta 6E'lik bir foton gönderdi. O zaman şöyle yazıyorsun. 6E eşittir. Aynı metale dediği için metalin bağlanma enerjisi 2 idi ya. Yine buraya 2 yi yazıyorsun. Ve E kinetik yazıyorsun. E kinetik artık ne? 4. Demek ki önceden 1 Şu anda 4. Hemen şıkları şöyle eleyelim. Şimdi gelelim akım şiddetinin yorumuna. Akım şiddeti neyle alakalı? Katottan koparılan elektronların anoda ulaşma miktarları ile alakalı. Şimdi zaten birinci deneyde iki tane foton gönderdim. İki tane foton en fazla iki tane elektronu kopartır. İki tane elektronun da ikisi de karşıya geçti diyelim ve oluşan akım i. E, dolayısıyla sen ikinci deneyde de iki tane foton gönderiyorsun. Dolayısıyla ikinci deneyde de iki tane elektronu söktün İki tane elektron da karşıya ulaşırsa oluşan akım iyidir. Yani Hocam kesinlikle iyi mi olur? Neden burada olabilir demiş. Yani şöyle düşünebilirsin. Birinci durumda elektronların kinetik enerjisi e kadardı. İkinci durumda 4 eye kadardı. Yani birinci durumda şöyle bir şey olmuş olabilir. Ben iki tane elektron söktüm ama elektronların kinetik enerjileri fazla olmadığı için bir tanesi ulaştı, bir tanesi ulaşamadı ve dolayısıyla oluşan akıma iyi dedim. Ama ikinci durumda kinetik enerji daha fazla. Yani 4 oldu görüyorsun bak önceden 1'di şu anda 4 oldu. Kopan elektronlar daha yüksek bir enerjiyle fırladığı için ikisi de karşıya geçmiştir ikinci durumda. O zaman da 2i diyebilirsin. Yani 3i diyemezsin. Yani 4e'ye 3i ihtimali yok. 3i olabilmesi için işte 3 katı olan bir şey olması lazım. Yani birinci durumda 1 bir elektron karşıya geçti, ikinci durumda 3 elektron karşıya geçti olsaydı öyle bir ihtimal olurdu. Ama biz iki tane foton gönderdiğimizde en fazla iki tane elektron kopacak. İki tane elektronun ikisi de geçtiyse birinci durumda da iki tanesi geçti iyi kadar. İkinci durumda da iki tanesi karşıya geçti iyi kadar. Böyle bir ihtimal var. Bir de şöyle bir ihtimal var. Birinci durumda bir tanesi karşıya geçti iyi oldu. İkinci durumda enerji daha yüksek. iki tanesi karşıya geçti iki iyi oldu. Yani burada i ya da 2i yazabilir canlarım. Sorumuzun cevabı bundan dolayı e şıkkı oldu. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Bir cismin 3 farklı sıcaklıkta gerçekleşen KLM ışımalarında ışıma şiddeti dalga boyu veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Diyor ki KLM sıcaklıkları böyledir. Zaten grafiğe baktığınızda hangisi daha yüksekse onun enerjisi daha yüksek, onun sıcaklığı daha yüksek demiştik. Bu doğru. M ışımasındaki maksimum şiddete karşılık gelen dalga boyu K'nınkinden küçüktür diyor. M'nin maksimum şiddete gelen dalga boyu neresi arkadaşlar? İşte yaklaşık olarak şurası. Biz bunu alanlamaya diyelim. K'nın ise maksimum şiddetine gelen dalga boyu düzgün bir şekilde baktığımızda buralara bir yere geliyor. Yani M'nin dalga boyu daha büyük. E burada da M'nin maksimum şiddetteki dalga boyu K'dan küçüktür demiş. Yani M'ninki küçüktür demiş. Hayır bu yanlış. M'ninki daha büyük. K ve L ışımasındaki toplam ışıma güçleri eşittir diyor. Bu grafiklerin alanları ışıma güçlerini veriyor. Şimdi K'nın altındaki alan görüyorsunuz ki devasa bir alan var. Yani kocaman bir alan var. K'nın ışımasının gücü bu kadar arkadaşlar. Ama L'nin ışımasının gücü sadece L'nin altındaki alan kadar. Yani bunlar eşit falan gördüğünüz gibi ne? Değil. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir. Yani A şıkkı oldu. Bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar? Compton saçılmasına geçeceğiz. Artık Compton saçılmasını da tek bir videoda halledeceğim zaten. Ve geriye bir günlük bir kampımız kaldı. Dolayısıyla kamp bitti arkadaşlar. Hiç merak etmeyin çok az kaldı. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bakmayı unutma. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.